Efendim Yeşil Ekonomi'de yine birlikteyiz. Bu haftaki konuğumuz Süleyman Orakçoğlu. Süleyman Orakçoğlu hazır giyim sektörü denince akla gelen çok önemli bir isim. Ve bugünkü noktada hazır giyim sektörünün bugünkü noktasında bugün geldiği noktada büyük katkıları olmuş, ön açıcı olmuş, akıncı olmuş bir isim. O anlamda bize belki sektörün belki de kendi yaptıklarının e, ...yenilerini, yeniliklerini anlatacak bugün. Öncelikle kendisine hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Diyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Yaklaşık 20 yıldır sizinle yayınlar evet. yapıyoruz. Evet. E, aynı zamanda hani e, biz ekonomi tarihi, ekonomi basın tarihini yazarken bir baktık ki tarih bizmişiz. <laughs> e, Türkiye'de hazır giyim sektörü deyince de öyle çok çok geçmişe dayalı bir sektör değil. İstisnaları dışında tutuyorum. Hazır giyim sektörünün kitleselleşmesi sizinle başlıyor. Evet markalaşma, dünya markası olabiliriz gibi söylemler yine sizinle başlıyor. O anlamda çok önemli bir kuşağı temsil ediyorsunuz Türkiye evet. açısından. Belki gelecek, gelecekte tarih kitaplarında, hazır giyim tarih kitaplarında yer alacaksınız. Ama biz daha şimdi gençsiniz, dinamiksiniz, yeni yapacaklarınızı bir konuşalım. Bir defa Orka'dan başlayalım. Evet. Yönetim kurulu başkanı olduğunuz bu kuruluşun altında kaç tane marka var? Ya şimdi bizim özellikle 3 tane markamız var, Damat, Twin ve DS Damat markamız. Tabi bunların kendilerine göre çok farklı özellikleri var. Damat'ın tamamen bir modern, klasik ve kalite segmentinde kendi adına artık dünyada rakipleriyle gerçekten çok önemli bir oyuncu olduğunu rakiplerinin bile kabul ettiği bir marka konumuna geldi. Twin markamızı çok kısa özetlersek tamamen bir tasarım markası. Tasarım markası dediğiniz zaman tasarımla markayı nasıl yan yana getirirsiniz? Tasarımı aynı zamanda güncelleyip biraz daha ticari haline getirdiğiniz zaman bunu bir marka olarak bir de kendi içinde bir ruhunu oluşturduğunuz zaman bir marka olarak sunabilmeniz mümkün. Ama bunun mutlaka bir konseptinin olması lazım. Ve kendi adına da biraz önce de söylediğim zaman gibi bir kimliğinin olması lazım. Şimdi e, üçüncü markamız da Diestamat markamız. Şimdi Diestamat dediğimiz zaman her şeyden önce ulaşılabilir, kaliteye önem veren ve aynı zamanda da baktığımız zaman herkesin ihtiyacını karşılayabilen bir konsepti var ve bir koleksiyonu var. Çok geniş de bir yelpazesi var. Ve aynı zamanda da fiyat kalite eee baktığımız zaman bu ikisini karşılaştırdığımız zaman inanılmaz rekabetçi bir firma. Yani ee, o makası biraz daraltmış bir. <laughs> şey. Evet. Yani bunun tabii ki en büyük nedenlerinden biri de bizim çok güçlü bir üretim altyapımızın olması yani kendimize ait hmm. iki tane fabrikamızın olması burada bu rekabetçiliği bize sağlıyor. Birisi Giresun biliyorum. Evet. Bir İkincisi fabrika. de yine Giresun'da. Evet. E, tabii ki görüşmediğimiz zamanlarda bunu ikinciyi de 2015 yılında biz yaptık ve çok çok iddialıyız. Yani şu anda teknoloji anlamında. Uzay üssü gibi biz daha yeni evet. gittik. Evet. Yani evet. ikinci fabrikayı da evet. orada evet. olduğunu biliyorum. Uzay üssü gibi yani oradaki fabrika. Evet. yani robotlarla falan yani bence evet. Nasıl arabalar belli modellerle tanımlanıyorsa 2015 model ve teknoloji Bir Karadenizli farzla. olarak teşekkür ediyorum. İnşallah Ordu'ya da birisi yapar. Evet. Böyle bir fabrika. Evet. Gerçekten fabrikayı daha biz 20 gün önce falan gördük. Müthiş bir fabrika. Evet. Yani her gün üstüne bir şeyler koyarak gidiyor. Ve Giresun'da da herhalde en çok vergi verenler ya da ihracat yapanlar kategorisinde ilk sıralarda yani, yer alıyordur. Öyle Şimdi ediyorum. ben Karadenizli dostlarımı, arkadaşlarımı şunu söylüyorum. Yani ben diyorum kendimi Karadenizli olarak hissediyorum. Neden? Çünkü en büyük yatırımı yapan benim. Yani Karadeniz bölgesinde tamamen baktığımız zaman. Özellikle orada yani daha önce ben Karadeniz'i belki fabrika yatırımını yapmadan önce görmemiştim. Ve bu konuda da farklı bir algım vardı. Yani çok gelişmiş bir bölge olarak düşünüyordum. Ama baktığımız zaman yani tamamen tarıma dayalı işte fındık çay ha. ve vakti zaman yani... garip şeyler oldu değil mi? Orada bulunduğumuz zaman herkes fabrikayı bırakıp gitti. <laughs> evet yani bunları tabii ki mutlaka konuşmamız lazım. Yani asıl konuya döneyim. Üretim altyapısı ve onun sağladığı kalite bize inanılmaz bir rekabetçilik veriyor. Ve bunu tabii ki oluşturmak da hiç kolay değil. Yani ilk yatırımı biz orada birinci fabrikayı 2005 yılında yapmıştık. Yani Sayın Cumhurbaşkanımız zaten bunun açılışını yapmıştı ve her gördüğünde de sorar yani nasıl fabrika gidiyor. Nasıl <gülüyor> Çünkü <gülüyor> kendi Karadeniz'e bağlısın. <'i> <laughs> evet yani biz de öyle yani biz de evet. takip ediyoruz. Ne oldu evet, o fabrika evet, kaç evet. kişi çalışıyor falan. Sanki fabrikada evet. çalışıyormuşuz. Karadeniz'de çok fabrika yani yok. şimdi bir de şöyle bir belki zaman zaman algı oluyor. Yani ilk heyecanla bir yatırım yapılıyor 2 3 sene sonra tabii, tabii. yani bir şekilde o ya da büyümüyor. Büyümüyor ya da evet. kapanıyor falan evet. şeklinde. Şimdi e, bu olunca tabii Birlikte özellikle çalıştığımız yani bizim arkadaşlarımıza baktığımız zaman da endüstri mühendisleri yine aynı zamanda e, işletme fakültesi mezunu arkadaşlar yani orada bir fabrikada ne dersiniz yani fabrikada çalışan insan dersiniz ki düz mantıkla burada vasıfsız eleman hayır böyle bir şey yok yani kesinlikle. Laboratuvarları, arge departmanı, çok çok tasarım departmanı. Fabrikalı. Bu fabrikaya gidip orada çekim yapmayı evet. düşündüm ben o zaman. Yani evet. orada anlatmayı evet. e, gerçekten bir de şöyle yani fındık mesela bizim Karadeniz'in olmazsa olmazıdır. Şimdi fındığın yanında bir de hazır giyim diye bir şey evet. e, yer alıyor evet. sektör yer alıyor evet. fındığın yanında. Bu da sizin fabrika sayesinde. Evet. Çünkü bir havza oluşturduk. Evet. Yani burada baktığımız zaman. Şu anda 800 tane arkadaşımız çalışıyor. Ama yaklaşık olarak 5-6 bin kişiyi biz eğittik bu 11 yıl içinde. Karadeniz size uğurlu geldi. De. Ondan sonra nasıl bir yurt dışı şey oldu? Zaten mesela 20 yıl önce siz biz yurt dışına atılacağız, dünya markası gibi bir hedefimiz var falan deyince ben demiyordum, ben açıkçası evet. inanıyordum sizin evet. o söylediklerinize ama e, sektörden bazı arkadaşlarınız ya Süleyman Bey de iyi e, <laughs> gaz veriyor. Gaz veriyor diye <laughs> siz söylediniz. <Evet>. Yani <laughs> böyle düşün. Ama bugün oldu. Evet. Bir dünya ya, markasından bahsediyoruz evet. biz şimdi tabii, değil mi? Yani tabii, bak tabii tabii global glo glo olarak baktığımız evet. zaman bir kere e, yani en çok benim e, burada önem verdiğim kriter şu. Yani hangi sektörde olursanız olun o sektörde herkes birbirini bilir. Şimdi bu birbirini bilir tanımlamasını da açtığımız zaman bir lokal oyuncuların birbirini bilmesi var. Bir de global oyuncuların birbirini bilip takip etmesi var. Şimdi biz de artık global oyuncular olarak yani baktığımız zaman çok e, profesyonellerin takip ettiği, ilgiyle izlediği ve dünyada çıkışta olan 3-4 markadan biri olarak gösterildiğimiz bir dönem var. Yani onu da şöyle biz ayırıyoruz. E, tabii ki biz biraz içinde olduğumuz için yani burada İtalyan markaları işte Fransız markaları var yani geçmişleri belki 50 yıllık 100 yıllık olan ama biz bunlara ulaşılması güç markalar diyoruz. Yani müşteri anlamında müşteri işte bir şekilde onlardan bir ürün satın alabilmesi için yani deyim yerindeyse bir çuval para ödemesi gerekiyor falan şeklinde böyle bir algı var. Yani hayal markalar deniyor bunlara ulaşılması güç. Peki bu dünyada şey ne oldu aslında bizim sektöre bir demokrasi geldi. Yani bu demokrasi neyi getirdi? Tasarımın ve kalitenin ulaşılabilir fiyatla alınabileceğini de getirdi. Alınabileceği de bir ortaya çıktı. Aslında devrim yani. <laughs> devrim değil mi? evet. Devrim. Yani bu da bizim evet. işimizde bir devrim evet. yani. Evet. Yani bu bir evet. Hayır şey açısından yani sizin evet. tasarımcı evet. işte evet. iyi ürünü evet. normal fiyata satmak falan gibi bir. Evet. Ama biz de tüketici olarak kaliteli Tüketiciye faydası kal var. Kaliteli bir ürünü evet uygun yani evet. erişilebilir ödeyebileceğimiz bir fiyata evet, satın almayı evet, evet yani bütün dünyada bu oldu. Tüm dünyada. Ama evet. bunu önce İspanyol markaları başlattı. Yani bunu açıkça söyleyeyim. İspanyol markaları işte bunu Avrupa Birliği'nden aldıkları desteklerle yaptılar. Yani kimseza ki, İspanya devleti de ya kimse zannetmesin ki bu tesadüflerle oldu. Yani, yani Zara ve e, diğeri neydi? Zara, ma yani Zara'nın mangonun, mangon'un ikisinin masumlu, de devlet desteği ya bunu, olduğu bunların, söyleniyor. Bunu, ya zaten İspanya'nın en büyük o dönem Avrupa Birliği'ne girdiği dönemde aldığı yardımların hangi sektörlerde kullanılacağının tanımı Bakarsan bile yapıldı. görürsün zaten. Tanımı bile yapıldı. Yani onun için yani İspanya'nın en ücra köşesinde bir yatırım yaptırıp yani bunun karşılığının alınması tesadüf değil. Tabii ki aynı zamanda bir şekilde sistem desteği de verildi yani bunların hepsine altyapı anlamında. Şimdi tabii İspanyol markalarının özellikle etkinliğini kabul ediyoruz. Ama burada başka bir boşluk var. Yani biz bunu yaptığımız araştırmalar sonucu ortaya çıktı. Aynı zamanda yani biz bunu yaparken hem kalite yapacaksın, hem tasarım yapacaksın, ulaşılabilir fiyat yapacaksın. Ama uzak doğunun o özellikle endüstriyel atık anlamında çok böyle müşteriyi rahatsız edecek derecede fiyatı tamam. Alınabilir fiyat ama yani hem herkesin üzerinde olan ve aynı zamanda polyester türevi ürünlerden de uzaklaşacaksın. Hmm. Hem yeşil olacak ürünün <laughs> değil mi? Yani evet. bizim Evet. Özellikle ürününün, vurguluyorum. Hem evet. dünyayı koruyacak, dünyanın geleceğine bakacak, hem kendinin sağlığını koruyacak, hem de erişilebilir fiyat olacak. Bir de üstüne tasarım, tasarım da güzel. Olacak. Tasarım fiyat da ulaşılabilir olacak. Evet. Yani burada baktığımız zaman petrol türevi ürünler olmayacak. Polyester yani ürünler olmayacak. İnsanın hoşuna gidiyor polyester. Yani hmm. görünüm, alvenisi çoktur ama işi bilen insan almaz. Yani orada peki ne ortaya çıkıyor? Doğal elyaflar ortaya çıkıyor. Hangisi çıkıyor? Pamuk çıkıyor. Hangisi çıkıyor? Yün çıkıyor. Hangisi çıkıyor? Viskon çıkıyor. Keten çıkıyor. Bunlar insan sağlığıyla barışık olan ürünler. Ve biz orada bir boşluk mu vardı? Tabii. Biz doldurduk mu? Doldurduk. Yani orada ama bunları yapan yani bu özellikle doğal elyaflardan bir şekilde bunları bu kumaşları kullanan ya da bu ürünleri kullanan firmalar genelde dünya markaları ama onların da fiyatları tavan. Tamam. Yani biz hem yeşiliz hem ulaşılabilir. <laughs> ulaşılabiliriz. <gülüyor> ulaşılabiliriz. Aynen, aynen. Yani çevreye de zarar vermiyoruz, da. insana da zarar da. vermiyoruz ama cebine de zarar. Cebine vermiyoruz. de zarar vermiyoruz. Yani bu muhteşem <laughs> <hiç> bir şey. <laughs> tanımlama yani. bu. Şimdi ha. burada tabii ki biz bunu özellikle bir İngilizce bir tanımlaması var. Ben çok kullanmayı sevmiyorum ama affordable luxury deniyor bu tanımlamaya yani ulaşılabilir lüks. Yani ulaşılabilir lüks. Yani oradaki lüksten kasıt hani bizim lüks hayattaki gibi lüks değil de <laughs> biraz dünyanın kendinin evet. geleceğini korumakla ilgili. Ya ben hem yani ulaşılabilir sürdürülebilir lüksü, evet tanımı şu. Yani ben hem kalite almak istiyorum, hem tasarım Hı. almak istiyorum ama aynı zamanda fiyatının da cebime uygun olmasını istiyorum. İşte bu. Bu da benim hakkım. Yani işte. Peki onun için mi? Yani ben şimdi son günlerde hep görüyorum. Eee işte son olarak eee 9 ne nasıl? 9 günde 9 mağaza İtalya'da evet. ama 9 tane geri... satış noktasına biz Satış noktası. Yani İtalya'da 9 günde işte hmm. Rimini'de, Parma'da. İtalya'da Parma'dan var mıydınız siz zaten? Yoktuk. yoktuk. Yoktunuz girdiniz. Ama bunun altyapı çalışması 2 yıl. 2 yıl. Yani İtalya'da bir şekilde bunun Bir anda da, girdiniz şimdi. yani. Tabii tabii ama altyapı hmm. yani altyapı çalışması en az 2 yıl süreci var 2 yıl. Yani bizim burada tabii yaptığımız çalışmayla ilgili önce ilk görüşmeler, görüşmelerde arkadaşlarımızın dikkate alınmaması, onun akabinde ondan sonra saat dört buçuk beş İtalya'da hemen tatil moduna giriyorlar perşembe ya da cuma günü. Görünce arkadaşlarımızı koleksiyonu ve ürünleri ondan sonra daha üst müdürü çağırmaları, onu görünce daha üstteki insanları çağırmaları falan. işte kalın ertesi günde görüşe. Tam bir baş şey yani. Tabii, tabii. Şeyi kırma. Tabii tabii, tabii. Yani bir bu... bir şeyi yani burada bir engel var o engeli kırıyorsun. Tabii tabii. Bir anda şaşırıyor adamlar. Beklemiyorlar. Ama yani. siz zaten şöyle yani, bir şey demiştiniz ya biz niye İtalyan e tasarımcılarla çalışmayalım deyip en e iyisini e getirmiştiniz. E yani bir dünya markası olmak, dünya çapında insanlarla çalışmak, hem kendi insanların evet. dünya çapında yapmak hem de onlarla çalışmak e anlamına geliyor. Ya Şimdi yani. onları bile yani o kadar enteresan şekilde e, yaşadık ki başkan, ben şöyle söyleyeyim. Aynı anda hem İtalyanları hem İngilizleri çalıştırdık. Onların kendi arasındaki birbirleriyle olan sürtüşmesini, dalga geçmelerini ve bakış açılarını bile biz yakaladık. Yani işte İtalyan tasarımcılar orada çalışırken e, İngilizler onu çok çocuksu bulurdu. Cıvıltılı, pırıltılı işte böyle dikkat çekmek için her şeyi yapıyorlar falan şeklinde değerlendirirlerdi. Bu tarafta İtalyanlar da İngilizleri nasıl bulurlardı biliyor musun? Çok soğuk, snob. Çok fazla işte bir şekilde tasarıma önem vermeyen ama kalıba önem veren bir yapı içinde olduklarını, dar bir kalıp içinde olduklarını söylerlerdi. Şimdi biz bu ikisinden de bir şeyler aldık. Yani o iki, iki bakış, bakış açısı yani hem İtalya'nın o Akdenizlik ruhu bizde de var. Ama aynı zamanda... Hem de sakiniz diyorsun. <laughs> evet. Ama aynı zamanda... Bu <laughs> o da Elazığ'dan geliyor. <gülüyor> <gülüyor> yani Karadeniz var, Elazığ var, <laughs> Akdeniz var, hepsi var. Aynı sende. zamanda, aynı, aynı, zamanda bu İngilizlerin kalıba önem veren, yani İngilizlerin kalıba önem veren aslında baktığınız zaman çok önemli bir şeydir, asettir yani kalıba önem vermek. Çünkü insanı bir giysiyle daha iyi gösterebilirsiniz. Hmm onu daha enerjik hissettirebilirsiniz. Onun yani deyim yerindeyse modunu artırabilirsiniz. Yani biz burada ne yaptık? Bu kalıplarla, çok enteresan kalıplarla işte o magic kalıplar dediğimiz yani bu işte bir mühendislik var çünkü bir mühendislik tarafı var. O sihirli kalıplarımızla biz insanlara şunu vaat ettik. Dedik ki biz sizi 9 kilo zayıf gösterir. <laughs> Osman abi Osman abi bana aynen, öyle diyor. En, aynen. Var mı yani öyle bir şey 9 aynen, kilo? Aynen aynen. Yani, yani en az 10 kilo zayıf gösteririz evet. en ben az. Ben 1 kilo düştüm. En az 5-6 cm <laughs> de uzun gösteririz. Biz Oo. biz bunu gerçekten vaat ettik ama yaptık. Yani hissediyor adam değil mi tab bunu? Tabii yani? hissediyor ya. Yani inan biz orada bunu farklı farklı yani satış danışmanlarımız zaten. Şimdi nasıl Göbekli mi Osman bilmiyorum ama Osman yani öyle 90 ben bunu 90 biraz Göbekliydi benim gördüğümde 97 98 kilo hiç merak etme. Yani o kilosunu bizim göstermiyor demişti. Takımlar ceketler sakladığı için ha. rahat davranıyor rahat yani davranıyor. kilo vermiyor. Şimdi abi bu İtalya'da 9 günde 9 satış noktası. Kaç oluyoruz şimdi dünyada? Şimdi yaklaşık olarak bu yıl sadece 35'in üzerinde yurt dışı mağaza. Müthiş bir atak bu. Evet. Yani 35'in üzerinde yurt. Toplam yurt dışı kaç oldu. olduk? Ya bu yılki hedefimiz e, yaklaşık olarak 290 ile 300 arasında olacağız. Yani toplam Türkiye mağaza. Türkiye var sayımız. Mı burada. E, bunun içinde e, 190-195 Türkiye 90-95'te yurt dışı olacak. Yani 100, böyle. 100 diyeceksiniz yakında. Yani 300 gibi bir hedefimiz var yıl sonunda Hı. ama 290 mı olur? 295 yani. mi olur? Fakat 300 olur. Ama yurt dışını 100 yapalım. E, yurt dışını yapacağız evet. zaten. Yurt, yurt dışını, dışını... yapacağız. Burada e, ne evet, olur bilmiyorum. Evet, yurt dışını zaten kesin yapacağız. Çünkü Ama her yerde varsınız. Yani evet. bir, bir sürü böyle ilginç yerlerde de varsınız. Tabii yani. tabii. Yani burada şöyle bir şey var. Müşterilerimizle ilişkilerimiz çok çok iyi bizim. Yani artık o kadar birbirine bir güven ve markayı sahiplenme duygusu var ki yani müşteri bazen bizden daha fazla markaya sahip çıkıyor. Şimdi biz o yelpazeye baktığımız zaman işte önümüzdeki ay Avustralya'da da Sidney'de de mağazamız açılıyor evet. tabii. Ondan sonra mesela Panama'dan da müşterimiz var. Kolombiya'dan da müşterimiz Ama var. Ama yani dünyanın ünlü takımları mesela bazen evet. sizden giyiniyor. Giriyorlar, çıkıyorlar evet. mağazaya o evet. ünlü futbolcular. Onları dünya tanıyor. Yani aslında kendiliğinden reklam oluyor işin. Yani değil mi böyle baktığınızda? Ya bir de şu var. Dünya barışına da hizmet ediyoruz. Yani inan bu şeyin yani açıklamasını da yapacağım. Nasıl yapıyoruz? Şu anda Filistin'de Nablus'ta mağazamız var. Geçen ay açıldı ve gerçekten satış rekorları kırıyor. Ve arkasından Ramallah'ta da açılacak mağazamız. Önümüzdeki Kasım ayında da bizim Tel Aviv'de ve Hayfa'da mağazalarımız açılacak. <laughs> yani şimdi bunlara baktığımız zaman çok enteresan. Peki diyeceğiz ki diğer tarafta nerede bir de mağazamız var? Azerbaycan'da çok iyiyiz. Azerbaycan'da... Deme Erivan'da da varız. Erivan'da da çok yakında olacağız. Oldu. <laughs> yani şimdi bu bizim için bunlar çok çok önemli. Yani ticaretin bir dostluk zemini oluşturduğuyla ilgili yani belli dönemlerde somut şeyler var. Aslında süreçler var. Belki işte bizim komşularla sıfır sorun dönemi Sayın Kürşat Tüzmen döneminde falan uygulanan politikada. Yani aslında bunu çok rahatlıkla biz dostluk zeminini ticaretle yapabiliriz. Çünkü Türk markalarının yani ticaret yaptıkça evet, ilişki kuruyorsun. İlişki kurdukça daha az sorun oluyor. Evet, Türk markalarının, Türk dizilerinin nasıl bir etkinliği yarattığını yarattığını belli bir coğrafyada artık çok rahat gözlemleyebiliyoruz. Şimdi burada bakıyoruz işte kimsenin aklına gelmez. Romanya'da bizim 13 14 tane mağazamız. Romanya'da herkes sistem bahsediyor. Nasıl oldu? <laughs> ben ilk mağazanın açılışına <laughs> gitmiştim. Ben. Evet, gelmiştik beraber. Evet, uğurlu geldi evet. demek ki. <laughs> yani bu ben buraya mağaza açılır mı açılmaz mı evet, falan tartışması evet, da olmuştu evet, evet, o zaman. Evet, yani da, yani Romanya daha böyle evet. işte kuyrukların falan yeni bittiği dönemde. Hatta o dönem bizim direkt yatırım yaptığımız bir dönem değildi. Bir bayemiz vardı. o bayimiz de Lübnan asıllıydı. İşte eşi Romanyalıydı falan. yanılmıyorsam o dönem bizi İstanbul'a kalkan işçi taşıyan otobüslerin oraya götürmüşlerdi. Günde 150-200 otobüs oh. kalkıyor ve herkes İstanbul'a gelip çalışmak için burada birbirini işte neredeyse boğazlıyor falan. 14 Mart oldu ya şimdi. Şimdi Romanya enteresan bir enteresan. ülke. Yani Romanya'da bayağı tanınan bir firmayız. Yani bilinen yani bir pazar marka. lideriyiz. Yani artık mütevazı değiliz yani. 20 milyonluk Romanya'da erkek de pazar lideriyiz. En son mağazamızı da Köstence'de açtık geçen hmm. ay açtık. Hmm. Bir Ve de böyle şeyler yaptık. Yarın öbür gün başka yerde de pazar. Tabii tabii. Yani şimdi hedefimiz Rusya'da aynı şekilde pazar, pazar lideri dinliyorum. olmak. Evet. Yani çünkü bunun biz sinyallerini alıyoruz. Yani Rusya'da biz bavul ticaretiyle var olmadık. Bir de Rusya'da direkt yatırım yaptık. Evet. Kendi şirketimizi kurduk. Ve burada e, gönderdiğimiz ürünlerin arkasında durduk. KDV'sini vergisini kendimiz ödeyerek. Hı. Hmm orada ya yani biz Rusya ile ilişkilerimiz evet. çok kötülüğ Evet anlamına yani geliyor, değil mi? Çünkü neden Çünkü bakıyoruz ben küçümsemiyorum Rusyaya 7 -8 milyar dolarlık bavul ticaretiyle ürün satıyoruz legal ihracat 300 milyon dolar bizim sektörde hmm. yani şimdi biz bu 300 milyon doların içinde olan bir şirketiz ve Rusya'da kurulmuş olan şirketimiz var bizim ee, ve biz burada Rusya'da en iyi alışveriş merkezlerindeyiz ama bunu sadece Rusya olarak düşünmeyelim yani o Moskova'daki alışveriş merkezleri aslında bizim için doğal bir PR. Yani Kazakistan'ı da etkiliyor. Etkiler. Türkmenistan'ı da etkiliyor. Çünkü oraya geliyor adam değil evet. mi? Biz yani nasıl, o bölgenin başkenti Moskova. Şu şu önemli yani e, bir sokağa giriyorsun. her Dünyanın herhangi bir büyük kentinde orada bir sürü markalar var. O markaların içinde yer almaya başladı evet. artık damat. Evet. Evet. Rusya'da. Evet. Rusya Şimdi mesela Europeski diye bir e, alışveriş merkezi var. Dünyada birinci Zaman zaman ikinci oluyor ama satış metrekare, satış birim şeyinde. Ya EuroPeskin'in en iyi yerinde biz varız yani şimdi baktığımız zaman. Yani bunlar kolay şeyler değil. Bir de mesela biz sizinle Amerika'ya gitmiştik herhalde ha. bir keresinde. Orada biz yani o tekstil sektörünün babalarından birisiyle siz bir yani konuşmanıza, konuşmanıza şahit olmuştum. Yani tanık olmuştum orada. Yani bayağı böyle hani. Evet. kanka derler ya yeni evet, ifadesiyle evet. öyleydi. Evet. E, şimdi İtalya'da da benzer işte İtalya'da da bu sektörün onursal başkanlarından biriyle öyle Böyle ilişkiler de artık yani Süleyman Orakçıoğlu da böyle sekteksiz <laughs> sektörünün hani şeyi olmaya başladı mı dünyada? E, ya ne diyor? Bir konuşalım bundan da soralım. Ya, tabii biz gücümüz... Otorite değil mi? Daha doğrusu. Ya, ya, tabii ki yani ben şöyle aslında ben bu zamanla oluyor. Yani zamanla oluyor. Yani birikim önemli. Yani bunun paylaşılması da çok önemli. Ama bugün baktığım zaman İtalyanların gerçekten kendi içlerinde büyük bir dayanışması var. Yani bu özellikle dayanışmayla ilgili onların kurduğu İtalyan Moda Federasyonu'nun işte onursal başkanı var Mario Bozelli. 50 yıllık başkan. 50 Aynı zamanda evet. başkan. Ve Birleşik Arap Emirlikleri de danışman yapmış. Mario özelliği hmm. kendilerine yani işte bir şekilde yani bir, dünyanın birçok yerinde çok bilinen bir isim. Geçenlerde işte bundan 3-4 ay önce bir sempozyuma katıldık biz birlikte. İşte sempozyumda e, çok güzel bir sunum yaptı. İnanılmaz güzel bir sunum yaptı. İtalya'nın e, moda tarihi ve markaların oluşma süreçlerinde bu işi nasıl yaptıkları ile ilgili çok önemli bir bilgiler vardı o sunumda. Şimdi güzel bir sunum ondan sonra arkasından da ben bir sunum yaptım şimdi ben ondan onun yaptığı sunumu istedim o da benim yaptığım sunumu hmm. istedi benim yaptığım sunumda da yeni ve aynı zamanda piyasanın şu anda e, mevcut beklentilerinin bizler bizlerden neler olduğu ve bu konuda bizim nasıl stratejiler uygulamamız gerekiyor o gerekti. tarihi anlattı ben geleceğe diyorsun. evet evet yani bu özellikle o ulaşılabilir lüks hmm. konusunda hemen başlığı benden aldı hmm. Hmm. Yani ben bu konuyu da çok farklı bir şekilde gündeme getireceğim. Bizim son e, 50 yılda çok önemli şeyler yaptık ama son 10 yılda şu söylediğini yapamadık dedi. Ha güzel. Yani son 10 yılda şu söylediği biz geliyoruz yapmaya deseydik. <laughs> <laughs> ya ben dedim ki biraz eski bırakın onu da biz yapalım. <laughs> bırakın onu da biz yapalım. <laughs> biz yapalım falan şeklinde halinde evet. böyle esprili bir şeyimiz oldu. Ya bunların hepsi tabii ki bizler için çok önemli. Yani o dostluklar işte Portekiz'in başkanı olsun. Diğer işte sonuç itibariyle Amerika'daki e, Alan şeyin yani. özellikle evet, evet. başkanın ilişki devam ediyor mu Tabii tabii. Baş tanışmanlarından biriydi zaten hmm. başkanın. Yani biz o dönemde hmm. işte o kota şeylerinde falan da çok önemli bir organizasyon yapmıştık yani. Biz orada müthiş şeyler yaptık işte çok. dünyadaki 50 evet. ülkeyi bir araya getirmek. Ondan sonra başkanlığım döneminde o ülkelerin özellikle Çine karşı rekabette en azından yaşadıkları sorunları e, ortadan kaldırmak için işte Avrupa Birliği'nin koyduğu Çine karşı koyduğu kotaları uzatma konusunda falan çok tarihi kararlar ya aldırmıştık. Tabii. İşte yani. bugün e, ulaşılabilir lüksü e, şeyi oradan geliyor. Evet, Altyapısı evet. oradan geliyor. Siz o gün onları yapmamış olsaydınız bugün bunu yani Çin alıp götürürdü orada. Ya şimdi en önemli şeylerden biri de mesela İstanbul Moda Akademisi. Yani şimdi o nasıl gidiyor? Yani Valla arkadaşlar tabii tabii biz faaliyete geçirdik evet, zaten. Biliyorum. Kendi dönemimizde faaliyete geçirdik. Yani onun bir de şöyle bir özelliği vardı. Yani Avrupa Birliği desteklerinden proje kredisi olarak, hibe olarak alınmış. Çıkartıyorlar falan diye duydum da ben yerinden. Yok yine biz o kaldım. konuda biz de <laughs> devreye girdik. girmek zorunda <gülüyor> Anladım. <gülüyor> yani, Çok güzel. Yani kolay değil yani bu işlerin yapılması. E, sizin çocuğunuz yani, biraz yani, o tabii, tabii kolay değil yani burada yani hem siyasetin hem bürokrasinin bunun ne anlama geldiğini aslında çok iyi biliyor. Yani o yüzden de günlük veya işte belli dönemsel şeyler olabilir e, bu konuda ataklar olabilir ama yani bunlar hakikaten artık e, kamuoyuna mal olmuş ve bir sektörün gelişimine katkıda bulunan en önemli projeler ve kurumlar. Yani buna herkesin sahip çıkması lazım. E, şimdi e, bunlar tabii ki oluştuktan sonra işin Moda Tasarımcıları Derneği'nin kurulması, TMK dediğimiz Endüstriyel e, Tasarım Meslek Kuruluşu'nun kurulması. Kuruluş. Yani bizim bunlara çok büyük katkılarımız de, var. Var orada. O, bu hayata da geçen şeyler var. Sizde mesela e, inovasyon deyince de Değil mi bir, bir bir böyle işte katlanan şeyler falan o aklımıza kalıyor bizim. Başka şeyler de vardır belki. Ya, çok yani, paylaştığımız şeyler yani, var yani. yani. Ben bile belki burada anımsayamıyorum Yani inovasyonda Ama, da fena değildi e, tabii. Değil mi? Yani, e, tabii gibi. London yani onu kimle biz yapmıştık? London Fashion School Academy ile biz bir proje yapmıştık. Ya yani bir Türk markası olarak. Bunu ne zaman yaptık? 7 yıl önce yaptık. Yani ne yaptık? Oradaki master öğrencilerine ki, yani Londra'daki, yani bugün fashion dediğin zaman işte tamamen Hüseyin Çağlayan'ın ve çok önemli şeylerin mezun olduğu bir okuldaki master öğrencilerine biz konu verdik ve dedik ki bizim markamız için tasarım yapın ve kendi aranızda yarışın. Ve hiç unutmuyorum o direktörümüz vardı okulun direktörü Wendy. O bizden de rica etmişti ve biz bizim için dünyanın işte o konuda çeşitli ülkelerinden oraya gelip tasarım konusunda belki gelecekte dünyada en önemli olacak isimlere biz kendi markamız için tasarım yaptırdık. O fonksiyonel şeyler oradan, oradan çıkmıştı. Çıkıyor. Evet. Yani orada. ben ama şu, ayakkabıyı şöyle bir tutuyorum evet. mesela sinayakkabıyı. Evet. Yani sanki e, hafif. Hafiftir yani. evet. Öyle bir takım şeylere dikkat ediyorsunuz artık. Yani yeşile dikkat ettiğiniz gibi böyle insanın daha kolay kullanımına da uygun hale getiriyorsunuz herhalde o yani inovasyon o. Herhalde. Tabii. Ya şimdi ben e, konudan konuya geçiyoruz ama yani belki tasarımla fonksiyonellik arasında mutlaka bir ilişki, ilişki. olması lazım. Yani evet. öğrencilerime de söylüyorum ben bunu. Diyorum ki yani özellikle e, yaptığınız tasarım fonksiyonel olmalı, insanın hayatını kolaylaştırmalı. Yani bu insanın hayatını kolaylaştırmıyorsa, onun bir şekilde konforunu artırmıyorsa bunun çok fazla bir önemi yok artık. Yani işte atıyorum termal giysiler. Yani yazın size bir şekilde en azından vücut sıcaklığını dengeleyecek, bunaltmayacak giysiler. Kışında belki incecik bir tişörtün yine vücut sıcaklığınızı koruyarak sizi bir şekilde soğuktan ve aynı zamanda bir ortamdaki olumsuz şeylerden koruyacak giysiler olması lazım. Ya da işte ne bileyim bir takım elbiseyi daha önce biz ne yapıyorduk? Seyahat ettiğimiz zaman bavulun içine koyuyorduk, ondan sonra bir bakıyorsunuz kırış kırış oluyordu takım elbise. Getiriyorduk, banyoda suyu sonuna kadar açıyorduk buharı. <laughs> takım elbiseyi asıyorduk, <laughs> kendi kendine <laughs> ütülenmesini bekliyorduk. Şimdi böyle bir şey yok. Artık travel dediğimiz takım elbiselerimiz var. Çıkardığın zaman tık diye hemen as, istediğin an giy. Ya ne bileyim işte leke tutmayan beyaz gömleğimiz var veya mavi diğer renklerde de yapıyoruz artık. bugün icra kurulu toplantımız vardı. İşte Haldun Bey diyor ki bana birader işte arkadaşlara sistem ediyor. Ya diyor mağazalarda beyaz gömlek yok diyor arkadaşlar ne yapıyorsunuz diyor tamam ya ben diyor ki Allah'ım ya bunu iki yönüne bakacaksın. Ya birçok satıyor. <laughs> Oradan bakacak. Bak. Ama yani bu beyaz gömleğin olmaması kötü. Evet. Aldım beye katılıyorum ben. Ya ya ben de katılıyorum. <laughs> her gün beyaz gömlek yani giyenler olarak. İki gün, üç gün işte bir şekilde planlama, bayram, üretim, üretim derken Hı. işte böyle bir boşluk olmuş. Ama kadar çok satıyor. O şey de önemli, değil mi? Yani e, tamam e, çok satıyor. Yani o orada bilişimi kullanmak da önemli. Yani bilişim Hı. yani, sistemi anda. Kullanmak Aynen, yani. Anda sistem kullanmak. Nerede hangi şey bitti? E, hangi gömlek nerede bitti? Ne yaptı filan müşterinin e, Gittiğinde her şeyi bulacağı halde olmak Ol, bütün dünyada. Tabii tabii. Bütün dünyada ama bizim en büyük sorun. Lojistik diyorlar değil mi? Lojistik ve yani. aynı zamanda planlama. Üretim planlama diyoruz. Giresundan çıkıyor lojistik. Yani, dünyanın evet, her yerine gidiyor. Dünyanın her yerine. Ama bizim en büyük burada sorunlarımızdan biri yani Temmuz ayında 10 gün tatilimiz vardı. <laughs> Bayram tatili. Ağustos ayında. Sizin bir de fındık tatiliniz var. Ağustos ayında 10 gün fındık tatilimiz vardı. <laughs> Eylül ayında 10 gün kurban bayramı tatilimiz vardı. Yani şimdi Temmuz, Ağustos, Eylül yani bu üç aya baktığınız zaman 30 gün zaten yok. Bitti diyorsunuz. Yani burada ama İtalyanlar da bir ay tatil e, yapıyorlar Ya işte şimdi yani. İtalyanlar tabii ki bir ay tatil yapıyorlar ama yine aynı zamanda üretimleri durmuyor. Durmuyor. Yani evet. orada mutlaka üretim... E siz de bir çözüm yolu bulun. Karadeniz e, sana dedi ya yani. <laughs> ya bizim ya bizim tabii ki burada fındıkta mutlaka bu Gidecek, e, gidecek e, adam vermek yani. zorundasın. Yoksa zaten olmuyor yani. Gelmiyor <laughs> zaten. Olmuyor zaten gelmiyor. <laughs> ama, ama şey oluşmuş. Evet. E, yani sanki e, orada proletarya oluşturmuşsunuz yani. Evet. İş, yani orada evet. insanlar çalışma hayatına adept olmuşlar gördüğüm kadarıyla. ya e, Çok zor günler geçirdiniz biliyorum. Ben. Şöyle e, yani bu tabii ki bir sanayi kültürü çok önemli. Bir bölgede sanayi kültürünün, üretim kültürünün oluşması. Yani biz bugün mesela zaman zaman e, son derece önemli teşvikler, e, paketler açıklanıyor. Ve ben bunların mutlaka olması gerektiğine inanıyorum ama bu teşviklerle birlikte... O ilk başlangıç süresi çok önemli. Yani o ilk iki yılda, yani mutlaka ilk iki yılda farklı bir politika izlemek lazım. Doğru, doğru, doğru. Yani, yani o, onları da, onları da O iklimi oluşturmak için. İklim, iklim, oluşturmak, i̇klim oluşturmak. için. E, ben çok teşekkür ben ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. E, ben hani şey gibi görüyorum. E, i̇şte Beşiktaşlıysanız, Galatasaraylıysanız, Fenerliyseniz bir İtalyan takımıyla. Maç yaptığınızda nasıl, e, hangi takım olursa olsun Türk takımı tutuyorsun. Ben en azından öyle yapıyorum. Evet. E, i̇şte Roma'da, Milano'da e, maç olduğu zaman Türk takımını takip ediyorum. Ben de sizi Milano'dan e, ve diğer 9 e, noktadan takip edeceğim İtalya'dan. Çok teşekkür ederiz. 9 yani... gol atmış oldunuz. <laughs> <ya. Tam> Takımlardan, <laughs> <açıldı. gülüyor> Takımlardan açıldı. Takımlardan açıldı. Hemen özetleyeyim. Spartak Moskova var. Dinamo Bükreş var. Azerbaycan'da Karabağ takımı var. Niye niye Karabağ? 9 yıldır şampiyon Karabağ takımı Azerbaycan'da en evet, yani çok abi taraftarı bunları, olan bunları takım. Biz yani. Bunları biz giydiriyoruz. bunları biz giydiriyoruz. İtalya'dan yakında Parma gelecek. Oh. Ondan sonra Makedonya milli takımı var. Belki pek yakında da Manchester City olabilir. Oo, oh, <laughs> çok güzel. Yani bir dönem çok ünlü futbolcular vardı. Onu geçtim ben. Oraya bir pas attım size. Bir şey demeyince dedim ki acaba ne oldu? Futbolla ilişkilerim ya çok kesildi. Müthiş çok bir ünlü bir futbolcu da var. Çok ünlü bir futbolcu var. Dünyada şu andaki dünyadaki en pahalı futbolcu. Ama eee hmm. Menselt dergisi onu kullandı. Önce o kullandıktan sonra bizim onu şey yapma, e, İspanya'da bu çekimler yapıldı. Ondan sonra bizim bunu kamuoyuyla paylaşma Paylaşmak durumumuz var. Paylaşmak gibi bir şeyiniz olacak. Onu, onu da paylaşacağız. Çok teşekkür ederim. ederim. Çok başarılar diliyorum. Çok sağ olun. Efendim Giresun'dan bütün dünyaya giden e, tekstil ürünlerinin öyküsünü dinledik Süleyman Orakçıoğlu'ndan. Çok önemli şeyler anlattı. Göğsümüzü kapartan gelişmelerden bahsetti. Görüşmek üzere. Hoşça kalın diyoruz.